Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şimdi böyle eski günlerdeki gibi biraz evde vlog çekmek istedim. Açıkçası ben de özledim. Tam böyle çekeceğim derken başka bir şey oluyor. Çekemiyorum. Ama artık bugün çekmek istiyorum. Öncelikle bir önceki vlogda gösterdiğim Şuip Ahmet'in, şöyle göstereyim. Vip Ahmet'in ürünlerini açacağız, yıkayacağız, kurulayacağız. Ve o kiler çekmecesini diyeyim. Düzenleyeceğiz. Hem şöyle bir bakalım içerisindekilere. Bir adet şöyle şubo çıktı içerisinden. Bu en büyük boyu. Bu da yine orta boy. Kutuları da kenara alıyorum. Şöyle sanırım zaten bütün kapaklar aynı. Daha bunun içerisine bunları bir dolduracağım. Şimdi güzelce bunları yıkamaya başlayacağım. Önce şu telimin üzerinde ilk sularını akıtmasını bekleyeceğim. Ondan sonra kurulama bezimi getirdim. Kurulayıp yerleştireceğim. Diğer sığmayan saklama kablarını falan buna yerleştireceğim. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, o çekmecem işte bu çekmecem. Şöyle mi yapsak? Saklama kablarım şunlar. Şöyle göstereyim size. Bu klasik olanlar var ya, büyük, geniş kapaklı. İşte şuralarında delik olanlar. Aslında bunların kullanımı çok güzel. Ama buraya dik bir şekilde sığmadığı için hep böyle yan yatırarak kullanıyordum. O nedenle artık bunları değiştirmeden vakti gelmişti. Çünkü her alıp koyduğumda ay dökülecek mi acaba? Ay dökülür mü acaba? Ay öyle olur mu, böyle olur mu derken, bu arada ayaklarıma aşırı derecede kramp giriyor. Maalesef kramplar başladı. Magnezyum kullanıyorum ama yine de ara ara giriyor. Bu arada bu çekmecem bayağı da bir kirlenmiş olması lazım. Pirinç falan dökülmüştü gördüğünüz gibi. Bu bahaneyle de temizlemiş olacağım. Şöyle kavanozlarda nişastam, tarhanam. Tarhana bu senenin tarhanası. Annemin bu sene yaptığı. Ve ıhlamur var. Bu ıhlamur bozulur mu bilmiyorum. Geçen kıştan kalma. Böyle kavanozun içerisinde duruyor. Böceklenme falan da göremiyorum ama bilenler varsa yazarsanız sevinirim. Şunları şöyle alalım. Sonrasında burada paket makarna. Bu pirinci falan yeni aldım ama kaplara boşaltmadım. Dediğim gibi değiştireceğim için bunları boşaltmamıştım. Bugün bunları da boşaltacağım. Sabahları Bahadır'ın yemesi için müsli ve Kellogg's var burada. Yine bir paket makarna. Şöyle leblebimiz var. Dolayı. Burada ispir fasulyesi var. Bunu hiç yapmadım. Çok merak ediyorum. Rıdvan abilerden almıştık. Ya yani onlar vermişti daha doğrusu. En kısa zamanda onu da yapacağım. Şöyle bebe bisküvisi. Şimdi öncelikle şunu bir kaldırmam lazım. Şöyle çekmecenin içerisine yağ çöz sıkacağım. Evet, çekmecemi güzelce sildim. Yalnız buraya koyduğum o kağıt var ya, bayağı bir sararmış. Onu artık kullanamayacağım. Yenisini almam lazım ama şu an elimde de yok. Vardı yedek ama o da bitti. O yüzden şimdilik şöyle peçete seriyorum. En kısa zamanda yenisini alıp, hatta belki ablamın evine de aynısını aldık. Ablamda bile olabilir artmış parçalar. Ondan isterim, olmadı. Hemen gelip şey yaparım, düzenlerim. Büyük kaplardan başlıyorum. Bunlara yine bu büyük kaplardaki pirinci falan koyacağım. Hadi bakalım şimdi. Kurulamıştım biliyorsunuz ama ne olur ne olmaz diye farklı bir kuru bezle şu anda üzerinden geçiyorum.
Bir diğer kabımızı aldık. Çok güzel oldu. Çok sevdim, çok beğendim. Eğer şu kısımlara farklı bir şeyler koymak istersen bunların üzerlerine koyabilirim. Böylece aynı seviyeye gelmiş olur. Şimdi kapaklarını henüz kapatmadım size göstermek için. Pirinç, fasulye, şeker, burada makarna çeşitleri var. Tarhana, ispir fasulyesi. Burada yeşil mercimek var. Nişasta, ıhlamur ve Hindistan cevizi burada. Uzun makarna şöyle göstereyim. Uzun makarnayı şöyle şurada kalan boşluğa yerleştirdim. Tam denk geldi. Şu Kellogg's ve müslileri de şu şekilde buraya koyacağım. Çünkü bunları kaba koymaya gerek yok. Şimdi kapaklarını da kapatacağım. Benim mercimeğim, bulgurum ve pilavlık bulgurum ve ince bulgurum burada duruyor. Gözükür mü bilmiyorum. Şu 3 tane cam kavanozda duruyor baharatlarımın yanında. Çünkü bunları çok fazla kullanıyorum. Bazen pirinç pilavından çok mercimek pilavı yapıyorum. Hemen buradan alıyorum lavabonun direkt altına. Bir de bu cam kaplarım şuradaki rafa. Bu rafın içi oyuntulu farkındaysanız. Bu rafa tam denk geliyor. Yani sanki bu kabın ölçüsüne göre alınmış gibi. Aslında bunlardan alıp buraları komple böyle dolduracaktım. Ama bu şekilde yapmak, bu çekmeceyi yapmak çok daha rahatıma geldi. Ve son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten güzel oldu. Kapaklarını da şimdi kapattım. Son durum budur. Yine şuralara bir şeyler daha ekleyebilirim tabii ki. Altındaki peçete değişecek dediğim gibi. Tam bu çekmeceme göre oldu yani. Yoruldum. Böyle incik cincik işlerle uğraşırken bayağı bir yoruluyorum. Şimdi bir şuraları falan halletmem lazım. Sonrasında bakalım neler yapacağız. Selamlar arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Sanırım en son Salı günü erzak dolabını falan çekmiştim. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Düğüne çok az kaldı ve ben kaç gündür gerçekten o kadar erken uyanıyorum ve o kadar koşturun içerisindeyiz ki. Dolayısıyla zaten çok çabuk yorulduğum bir dönemdeyim. Gerçekten çok yoğun günler geçiriyoruz. İşte dün ablamın çekimi vardı. Akşama kadar oradaydık. Sabah 7.30'da evden çıktık. Akşam 8.30-9 gibi geldik eve sanırım. Bu tarz organizasyonlarda ablamla beraber koşturuyoruz. Elimden geldiğince onun yanında olmaya çalışıyorum. Son bir haftadır falan hep erken kalkıyorum. 7-7.30-8 gibi kalkıyorum. Ve hep böyle akşama kadar dışarıdayım. Yani çok aktif olmasam da, yani insan dışarıda hani çok yorulacak bir şey yapmasa bile şey oluyormuş böyle. Evde olmadığı için bir yorgunluk hissediyormuş. Bugün artık Perşembe, bu akşam da imam nikahı var. Bugün artık dedim ki yani yatacağım sabah. Bu sabah o yüzden 11'de kalktım. Ama kaç gündür kendi evimle ilgilenemediğim için de evi temizlemem gerekiyordu. Çünkü düğüne gelenler, işte kuzenlerim, teyzemler gibi böyle gelecekler var. Onların bende kalma ihtimali var veya ben evimde misafir etmek isteyebilirim diye evimi temizlemem gerekiyordu. Bugün 11'de kalktım. Böyle yaylana yaylana kahvaltı falan hazırladım. Saat 1.30-2 gibi artık işe başladım. Şu anda saat... Şöyle göstereyim. Şu anda saat 6. Ancak işim bitti. Bu arada temizlik yaparken bir yandan da türlü koymuştum şurada. Gözüküyor tencere. İşte patates, patlıcan, kabak, domates, soğan hepsini böyle koydum. En kolayından bir yaz yemeği gibi bir yemek yaptım. Yanında şimdi makarna yapacağım. Bahadır da gelmek üzere. Yarım saate gelir. Sonrasında hemen yemeğimizi yiyip hemen yine ablamın evine gideceğiz. İmam nikahı var. Bugün dediğim gibi. Biz de orada olacağız tabii ki. Şimdi bir salata yapayım. Makarna yapayım. Yemeğim hazır. Yoğurt çıkartırım.
Bugün böyle biraz atıştırmalık olacak. Zaten bir haftadır yemek yapmıyorum. Artık Bahadır da yemeklerimi özlemiştir. Yani bir orada bir burada yiyoruz. O yüzden yine de böyle bir şeyler yapayım dedim. İnşallah yemek de lezzetli olmuştur. Hadi o zaman başlayalım makarna suyunu koymaya. Şimdi suyumuz kaynadı arkadaşlar. Şu aspiratörün ışığını açayım. Bu arada şuralara birkaç bir şey daha eklendi. Buralar bayağı bir doldu. Şu makarnayı yapacağım. Bunun adı neydi? Bilemedim şu an. Burada tam bir paket var. O yüzden bu bize çok gelir. Şöyle yarısını yapacağım. Şimdi makarnamız pişti arkadaşlar. Peynirli yapacağım için böyle bir tavada önce peynirli tereyağlı sosunu hazırlayacağım. Sonra şuradan süzüp süzüp tavanın içerisine alacağım. Tereyağını attım. Azıcık da sıvı yağ ekleyeyim hemen. Şöyle. Yeterli. Ay bu kaşıklığım falan da bayağı dağıldı. Böyle evle bir iki hafta ilgilenmeyince gerçekten neden hemen kendinden geçiyor inanın hiç bilmiyorum ama yani bu benim evime mi özel yoksa herkesin evine mi özel merak ediyorum doğrusu. Tereyağını eritmeye başladım. Şöyle ortada dursun. Hemencecik erisin. Bahadır gelmek üzere. Ben de orada şöyle beyaz peynir, kaşar peynir, biraz da burada beyaz peynir var. Bunları çıkarttım. Bunları ekleyeceğim. Yoğurt koyacağım sofraya ve şurada roka, öpmeseydim iyiydi. Roka, marul ve salatalıktan oluşan bir şey yaptım. Salata yaptım. Bunlar hazırlanacak. Sofrada da böyle bu tabakları kullandım. Klasik beyaz bir tabak. Tereyağını bekliyoruz. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Peynirler iyice eridi. Hepsi birbirine böyle özleşti. Maydanozum maalesef ki kalmamış. Buzlukta vardır diye düşünüyordum. Ben doğrayıp doğrayıp buzluğa atıyorum. Ama kalmamış. Olsun canımız sağ olsun. Hemen yemeğimizi yiyip ablamın evine gitmemiz lazım. Çünkü geç kalırsak olmaz. Hizmetlerler. Şimdi arkadaşlar çıktık biz. Ablama doğru geçiyoruz. Ben böyle elbise giydim ve altına terlik giydim görüyorsunuz ki. Çünkü hemen arabayla gidip geleceğiz. Bir daha ayakkabıyla uğraşmak istemedim. Şimdi ablamın evindeyiz. Şöyle bardaklar falan hazırlanıyor. Gelin hanım beyazları giymiş. Ve Zeyhoş da burada bize yardım ediyor. Şunlara şerbet koyacağız. Diğer çay bardaklarına da çay koyacağız. İçeride misafirler var. Arkadaşlar misafirler gitti. Siz muhabbet edebilirsiniz. Ben de böyle biraz oturayım dedim. Yoruldum. Bir yandan MasterChef izliyoruz. Bir de Büşra gelecek şimdi kahve içeceğiz. Güzel bir nikah oldu. Ablam için çektik Zehra ile ben. Büyük ihtimal onları koyar vloguna ama ne zaman koyar bilmiyorum. Şimdi büş geldi. Arkadaşlar şimdi biz evdeyiz. Size göstermek istediğim bir şey var. Bugün gelmiş sanırım bu anneme gelmiş. Ben evde olmayınca güvenlik kargoları anneme yönlendiriyor. Şimdi ben böyle bir anne bebek çantası aldım. Daha doğrusu bebek bakım çantası da deniyor. Böyle hani bezlerini falan koymak için. Çok araştırdım. Böyle 2-3 gün bu çantalar üzerine kafa yordum ve en kullanışlısı. Yorumlara da bakarak bunun olduğuna karar verdim. Ve fiyatına göre de normalde böyle çok kullanışlı olan çantalar 180-190. Yani inanmazsınız 700-800 TL'ye bile bebek bakım çantası gördüm. 50 TL'ye de var. Bunun şimdi neden tercih ettim? Bu 120-130 TL civarında bir şeydi. Fiyatına göre bence çok çok iyi. Şimdi anlatmaya başladıkça anlayacaksınız. Yani bence güzel öyle söyleyeyim. Şimdi öncelikle her bebek bakım çantasında olduğu gibi bunun da klasik bir ön gözü var. Burada böyle biberonlarını koymak için. Şöyle size kalitesini falan göstereyim. Gerçekten kaliteli bir çanta. 3 tane biberon şeyi var. Ve bayağı böyle fermuar dibine kadar açıldığı için çok rahat bir şekilde böyle ağzını açıp istediğiniz gibi ulaşabiliyorsunuz. Sonrasında dışından başlayalım madem öyle. Şurada ıslak mendil gözü var. Islak mendilinizi buraya koyuyorsunuz.
Ve buradan çıkartmadan böyle buradan çekebiliyorsunuz. Bu özelliğini çok sevmiştim. Gerçekten beğenmiştim. Veya buradan şey de yapabilirsiniz. Hard diskinizi koyup USB kablonuzu da çıkartabilirsiniz. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Sonrasında tekrardan burada şöyle isterseniz küçültebileceğiniz, isterseniz genişletebileceğiniz bir göz var. Bayağı da derin ve geniş bir göz. En sevdiğim özelliği şu oldu. Şöyle göstereyim size. Şuralarından da buralardan da böyle işte asmak için bebek arabasını falan o tarz ürünler var. Buraya da bozuk para ya da kağıt para koymak için ya da işte nüfus kağıdınızı falan hani cüzdan taşımayayım diyorsanız ki ben taşımayı pek sevmiyorum böyle bir yere giderken kartlarımı koymayı tercih ederim büyük ihtimalle buralara. Kol kısımlarını şöyle göstereyim. Gerçekten rahat. Dediğim gibi kumaş türünü falan çok sevdim. Çok beğendim. En sevdiğim özelliği bu arka kısmındaki sırt kısmındaki. Şuradan açtığınız zaman çantanın en altına yetişebilme özelliği. Şöyle bakın. Yani örneğin bu çantayı doldurdunuz ve en altında bez var. Normalde bu ağzını açıp kolunuzu sokup aşağıdaki şeye ulaşmaya çalışacağınıza burayı böyle açtığınız zaman direkt en altına böyle ulaşabiliyorsunuz. İçindekileri ben çıkartayım. Onlardan sonra bahsedeceğim. Benim en sevdiğim özelliği bu oldu. Dediğim gibi. Bakın bu sırt kısmında da yine bir fermuar var. Buraya artık işte bezini falan koyabilirsiniz. Şurayı kapatayım artık. Ve normal açma kısmını size göstereyim. Şöyle ben ağız kısmını açtım. Bir diğer en sevdiğim özelliği de bu ağız kısmının fermuarların T yarısına kadar açılıyor olması. Normalde birçok yani %80'inde şöyle sadece bu kısmı açılıyor ve böyle kare oluyor ucu. Sanki genişmiş gibi duruyor ama inanın onlar hiç bence kullanışlı değil. Yakından da onları inceleme şansım olduğu için bunun bu yarıya kadar açılır özelliği olması. Aynı zamanda sırtının da açılıp böyle en alttaki şeylere ulaşılabilir olması benim çok çok hoşuma gitti. İçi de bayağı bir geniş yani birçok şeyini alabileceğini düşünüyorum. Yine burada işte fermuar gözü var. Buralarda cepleri var. Yine şurada küçük bir fermuarı var. Ve yine burada da küçük bir fermuarı var. Rengi siyah, gri, bir renk daha vardı. Lacivert evet. Ben böyle gri tercih ettim. Hiç böyle pembelere falan gitmedim. Çünkü sonuçta bu çantayı bir tek ben taşımayacağım. Bebeğin babası da taşıyacak. O yüzden gri olması, her şeye uyabilir olması, hem annenin hem babanın taşıyabileceğini düşünerekten ben böyle bir renk tercih ettim. Bu çantanın yanında bir de böyle işte uzun yolculuklara çıkarken ya da sıcak ya da soğuk bir şey taşımak istediğiniz zaman kullanırsınız diye şöyle bir çanta geliyor. Bunun içerisi böyle sıcak ya da soğuk tutsun diye. Şuna ne deniyor bilmiyorum ama işte içerisine mamasını koyarsınız. Bu da bayağı bir geniş. Şu anda katlandığı için böyle darmış gibi duruyor ama şöyle göstereyim. Bayağı bir açılıyor ve genişliyor. Bunu her zaman kullanmam ama dediğiniz gibi mamasını falan saklamak için ya da mamasını yapacağım zaman yanıma sıcak su almak isteyebilirim. İşte sıcak su almak istediğim zaman bunun içine koyup bunu ekstra da taşıyabilirim. Bunu bu çantanın içine koyup da muhafaza edebilirim. Bu da çok hoşuma gitti. Gerçekten zaten böyle ufak bir minik bir çanta. Ben şimdi linkini aşağıya yorumlara ekleyeceğim. Trendyol'dan aldım. Stylo markasınınmış. Tüm özelliklerini size anlattım. Bilmiyorum başka anlatmadığım bir şey var mı ama çantayı şimdi gerçekten çok araştırdım ve böyle içime sinen bir şey bulmuşken sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi linkini yorumlarda bulabilirsiniz. Böyle de bir çıngırağımız var arkadaşlar. İlk kez bir çıngırağımız oldu. Ay ve Güneş organizasyona Ay ve Güneş organizasyondan Neslihan Koç'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sevindim. Çok mutlu oldum. Böyle bize bir çıngırak seti almışlar. İyi ki yollarımız kesişti. Gerçekten sizlerden çok memnun kaldık. Beni düşündüğünüz için, bebeğimi düşündüğünüz için de çok duygulandım. Böyle hediyeler gelince çok seviniyorum. Videoyu da burada kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.